Merhaba değerli seyirciler. Bugün aslında da süper bir konuk ağırlıyoruz. Sevgili dostum, meslektaşım ama sonra aynı zamanda hala meslektaşım ama aynı zamanda gururumuz bir yatırımcı, bir patron, bir iş adamı. Çok teşekkürler programımıza geldiğin için Acun. Vallahi çağırdığını duyduğum anda program nerede diye sordum ve geldim. Sağ ol, evet, çekimin yerini merak ediyordum çünkü. Benim için hani seni çağıracağın her program. Çok teşekkür ederim. Gelinmesi gereken bir program. Çok teşekkür mutluyum. Teşekkür ederiz. Çok tehlikeli oldunuz. Sağ ol. Allah ayırmasın. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. programın formatını kısaca biliyorsun ama kısaca yine söyleyeyim. Gündem, çok enteresan bir gündemimiz var, spor gündemimiz. Bazen ne olduğunu anlamıyoruz biz. Bazen mi? genellikle. Başta onları çözmeye çalışıyoruz bir programda. Kim ne demiş, ne yapmış? Bazı mizansenleri de anlamaya çalışıyoruz. Aslında seninle ilgili bir takım şeylerde ama seninkileri açmaya çalışacağız. Senin bir de böyle son dönemde spor programlarına bağlanarak falan böyle bir takım girişimlerim var. Çağıran da var. Anlat. Telefonda yorulma. Dedik. Şunu da başlayalım istersen. Fenerbahçe'de yerli oyuncuların artmasından çok mutluyum. Yerli oyuncuların takıma ruh getireceğini düşünüyorum. Sahada eksikliğini hissettiğimiz Fenerbahçelilik ruhunun sağlanması için biraz yerliye kayılması lazımdı. Oldu mu bu? %100 oldu. Yani bence bu zaten fark ediliyordu. Hani Fenerbahçe'ye baktığınız zaman hani iyi oynaması, kötü oynaması başka bir şey ama kendini paralayan futbolcular görüyorsun. Bu çok güzel bir olay. Yani ben istediğim ruh zaten buydu. Şimdi yerli öyle görünce yabancı da havaya giriyor zaten. Ben yani ben yabancının sınırsız olmasından yanayım. Ama yerlinin de kullanmasından yanayım. Eser miktarda yerli olursa yabancı ile beraber iyi bir kimya olur. Ya şimdi yerlisi olmayan şampiyon olamaz diye bir iddiada asla değilim. Görmek istediğim takım için söyledim ben onu. Hani o sahada seyirciyle diyalog kurabilecek, seyirci çağırdığı zaman bunu anlayabilecek. Doğru. O dokunuş mutlaka lazım bence. Galatasaray acaba bunun problemini mi yaşıyor şu anda? Ya Galatasaray'da bence doymuşluk problemi de var. Yani kolay bir şey değil. Hani futbolda aç takımın hali başka oluyor. Hani buraya yemek koysalar, hani birimiz aç olsak saldırırız, öbürleri daha mesafeli davranır. Yani başarının çok önemli başarıları var son iki senedir. Üçüncü seneye taşınması futbolda hep problem oldu. Fenerbahçe de üçüncü sene şampiyonluğu yakalayamadı biliyorsunuz zamanında. Galatasaray'da tabii Fatih Hoca var. Ne olacağı hiç belli olmaz ama sanki böyle bir doymuşluk var. Metal yorgunluğu diyoruz biz ona kendi arkadaşlarımız arasında. Doğru. Yani futbola çevrilmiş şeklini bilmem de bizim argoda metal yorgunluğu diyoruz. Evet. Doğru. Aynı metal futbolda var. Aynı metal futbolda. O da eksik. Bu sezon en iyi transferleri Fenerbahçe yaptı ama hala en iyi kadro Fenerbahçe'nin değil. Durum o kadar kötü yani. Bence öyle. Evet. Yani tarihi bir kadro vardı geçen sene bence. Yani şöyle söyleyeyim aslında. Benim bu futbola bakış açım şu. Şimdi eskiden, bundan 10 yıl önce, yabancı sınırlaması ciddi rakamlardayken, 4'ler, 5'ler, oralarda geziyorken, şimdi yerli sayısı sınırlıydı. Türkiye'deki yerli futbolcu belli değil mi? Şimdi büyükler yerli futbolcuları alabiliyorlardı. Çünkü ben transfer olacak olsam, yetenekliysem mutlaka 3 büyüklerden ya da 4 büyüklerden birine giderim. Şimdi o havuz dar olunca, tamamen dört büyüklerde paylaşılıyordu. Anadolu'ya bir şey kalmıyordu zaten. Şimdi yabancı sınırlaması var. Yerlilerinde ilk dörde giremeyenleri gidiyordu Anadolu'ya. Şimdi havuz genişledi. Havuz genişleyince ne oldu? Dünya artık havuz. Tabii. Havuz dünya gelince üç büyükler, dört büyükler hiç fark etmez. Oradan alabileceği oyuncusunun daha fazlasını Anadolu alabiliyor. Bence bütün matematiği bozan, sistemi bozan bu oldu. Yani ülkemizin üzerindeki dengeyi sağlayan bu olduğunu düşünüyorum. Futbolda denge geldi. Bence de güzel bir şey bu arada. Bütçeler çok farklı ama. Şimdi bütçeler çok farklı, oraya geleceğim. Bütçenin farklı olması bir takımın iyi olmasını sağlamıyor Fuat. Bu ama kendi görüşümü söylüyorum. Ben dersleri gibi konuşmayayım. Benim görüşüm hep sonunda. Herkese de yanlış anlamayın. Saygım var. Şimdi bütçen çok yüksek, daha iyi takım kuramazsın. Üç yanlış transferde bütün bütçe havaya uçar. Hiçbir şey kalmaz. Burada mühim olan o bütçeyi nasıl kullanacaksın ya. Orada da şimdi Anadolu takımları o transferi de öğrendiler. Doğru menajerleri buldular. Ve şunu söyleyeyim sana. Mesela 2 milyon euro alan futbolcuyla
4 milyon euro alan futbolcu arasında o kadar büyük bir fark yok. Çok büyük bir fark yakalayamayabilirsin. Belki ikili dörtlüğü de sana çakmış olabilirler yani. Haberin yoktur. Aslında adamın asıl değeri ikidir. Adam bir yerde dörde oynuyor diye sen dörde almışsındır. Aslında o adam ikilikten daha iyi değildir. Şimdi Avrupa'nın süper takımları 20'lik 15'lik futbolcular kullandığı için aldığı şey olarak söylüyorum. Hı-hı. Yoksa 100 milyonluk futbolcular da ben gelir olarak söylüyorum. Hı-hı. Yılda verdiğin ücret 10 milyon pluslarda 20'lere dayanan ücretler verdikleri için hı-hı, 15 milyon euro'lukla 4 milyon euro arasında fark oluyor. Hı-hı. Konu o yani. Hatta 2 milyonluktan daha ucuz olan futbolcudan daha fazla performans aldığın durumlarda söz konusu olabilir. %100 katılıyorum. Peki sizin oluyor yaptığınız sektörde de aynı şeyler oluyor mu? Bazen böyle ne bileyim Survivor'da. Bu adam ikilik ama dörtlük çıktı ya falan. Kesinlikle oluyor. Ya orada da öyle tabii bir scout anlayışı var mı? Tabii. Yani şimdi çok rakamsal olarak şey yapayım. Casting dediğimiz olay futbolda bizimki de çok zorunda. Bir eksi eksik gibi. Scouting, casting. Evet. Bizde de gidiyorsun, casting yapıyorsun, görüşüyorsun, çok yükseliyorsun. Bakıyorsun sahada o performans yok. Bizde de çok olur zaten. Ya ama futbollarımızdaki tabii oradaki fark şu. Biz tam bilinmezden gidiyoruz. Bunu unutmayın. Hmm. Yani biz tam bilinmezden gidiyoruz. Futbolda en azından çok sahada gördük yani. Tabii çok ciddi performans üzerinden gidiliyor. O yüzden bizimki daha 6. hislere hitap eder. Futbol çok 6. hislik değil. Orada doğru açıdan baktığın zaman %80'lerde başarı sağlarsın. Peki gene futbol bizimki daha birazcık zor ama. Evet. Daha zor sizinki. Daha zor tabii. Bizimki daha zor. Bir parametre yok yani. Bizimki de parametre yok. Yani gözün içine bakıp anlayacaksın. Tabii. Sağ bek değil mi değil mi nereden bileceğim yok yani. Yani sen seninkinde git 3 sene seyrettir, takip et tamam. Peki gene bir konu dışında ufaktan çıksam. Futbola dair hiç böyle ilginç bir program formatı ya da spora dair şey var mı hiç böyle? Yok ben yani major bir kanalda futbolun yeri olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Çünkü zaten o yüzden de yok şu anda. Majörlerin hiçbirinde. Olmaz. Yani olmaz. Neden olmaz? Bir anda evdeki şimdi 8 kişi düşünelim evde. Hmm. Anneanneler, torunlar, anneler, babalar falan diye bakalım işte. 4 nesil olarak. Bunun futbola girdiğinden de yarısı gitti. Kadınları kaybetti %90. Evet. Kaldı erkekler, onların %50'si futbola girerse kaldı, iki daha gitti. Ondan sonra işte aritmetiği belli bu işin yani öyle. Havuzun daraldı yine işte. Doğru. Bu şey gibi hani Türkiye'deki yerli olayın aynısı oldu. Sen bir anda yani futbolun yeri büyük kanal değil. VAR'ın futbol üzerinde önemli bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorum. Evet. Ama olması gerekiyor. Şuna benziyor. Arabamız eskiden 150 gidiyordu. Şimdi 300 gidiyor. Güzel ama tehlikeli. Hı hı. İyi demiş. Ben mi demişim? Evet. Ne güzel laflar bunlar. Ama sen 300... Fuat güzel konuşmuşum yani. Evet, onun için aldık bunu. Evet, ekrana yazıyoruz. Ben çok beğendim. Vallahi helal olsun. Ya, bu da yanlış anlamı. Telefon bağlantısında konuşmuşumdur. Hani yanlış mı anladılar acaba? Birisini toparlamış mı acaba? Acaba ben başka bir şey söyledim de. Birebir. Ağzından çıkan kelime kelime bunlar. Yani çok büyük fodepar var şu anda VAR konusunda. Ama çok da faydalı bir şey olarak görüyorum. Yani bence bir must. Yani %100 olması gereken bir olay futbolda. Şu anda ayarını yapamadılar. Şimdi ince ayara girdiler. Doğru. Oralarda da sıkıntılar var. Onunla ilgili bazı fikirlerim var. Kısaca paylaşayım. Ben VAR'ın orta sahalara kadar dönmesine kesinlikle karşıyım. Ha, belirli bir alanda olsun. Kesinlikle. Yani pozisyonun orta sahasından başlayan VAR olayına asla uygulanmaması gerekir. Buradan bütün UEFA'yı ve FIFA'yı uyarıyorum. Siz pozisyonun çok öncesinde döndüğünüz zaman bu işin içinden çıkılabilir bir hale gelmiyor. Hı. 1,5 dakika evvel faul oldu. Oradan işte atak başladı. O oldu, bu oldu, bilmem ne oldu. Şimdi hakeme hata payını bırakmak zorundasın. Hı hı. Belli bir hata payını hakeme bırakacaksın. Doğru. Böyle ben kendimi VAR'a verdim. %100'de konuşamazsın. Zaten şöyle bakalım olaya. VAR'a baktıkları zaman da zaten hata yapabiliyor mu şu anda? Yapıyor. Bariz görüyoruz değil mi? Evet. Hani saçma şeyler görmeye başladı. Yani. Şimdi bu olduğuna göre sen bırak abi o VAR'daki hakem yapmasın o hatayı. Artık orta hakeme bırak onu. Hı hı. Sen orta sahadaki faullerde hatayı kompanse et. Bırak orada hakem hata yapsın. Senin bakacağın şeyler belli. Bence penaltı pozisyonları, offside'ler. Yani top girdi girmedi zaten daha önce başlamış bir gol teknolojisi var. Ama penaltıyla şeylerde penaltı ve şeyde offside'lerde %100 bir şekilde VAR'a bakılması orada lazım. Orada bir adalet sağlanıyor. Benim görüşüm diğerleri için de bırakın da maçı seyredelim diyorsun. İnan kırmızı kart belki hadi. Kırmızı kart diyeyim yani. Hani orada da çünkü tabii şöyle kırmızı kart gözün çok aldandığı pozisyonlar gördük. Hı-hı. Gördüğümüz gibi aslında çok vahşi hareket varmış. O vahşi hareketinde çok kaynamaması doğru lazım. Doğru. Ben kırmızı kartta da VAR'cıyım. Hı-hı. Ama geri kalan öyle oradan geldi, o oldu, bu oldu falan filan bence olmaması lazım. Peki aynı metaforla yola çıkarsak, şimdi burada 150 ile gidiyorduk, 300'e çıktı araba. Evet. Ama aynı araba Avrupa'da başka gidiyor da Türkiye'de başka gidiyor gibi gelmiyor mu? Yok. VAR aynı VAR.
Sistem aynı sistem ama memleketteki kullanım biçimiyle mesela İngiltere'de kullanım biçimi ama hangisi pozitif hangisi negatif onu da bilmiyoruz. Şimdi onlar da birbirine girdiler biliyorsun. Hem de bu hafta sonu iyice beter oldu. Öbür tarafta Manchester City gole itiraz ederken Liverpool gol attı. Yeni daha oturacak bunlar. Herkes için geçerli. Ya oturacak kesin niyet çok güzel. Bence futbolda çok geç kalmış bir sistem bence. Yani 10 yıl önce başlasaydı keşke 10. yılında artık toparlamış olurdu. Doğru yerdeler. Ama bir kez daha söylüyorum. Hani VAR tehlikeli bir olay. Şimdi çağırdın çağırmadın. Biz şimdi aynı hakemleri yine konuşmuyor muyuz? Doğru. Şu ana kadar yani tartışmalarda hiçbir gelişme olmadı. Bu sefer VAR'a gitme gitmeme üzerinden yani. Tartışmaların hatta şiddeti büyüdü. VAR VAR hala diye yani evet. Daha da şiddetli. Öfke arttı. Ya ben açıkçası hataya çok sempatik bakan biriyim. Hata olmalı. Yani hata konusunda futbolda ben hakemler evet hakemlere en ufak eleştirim yok. Hı-hı. Benim için ama mesela bir mesela bazı pozisyonlardaki hataları çok kabullenemiyorum. Bu ne mesela? Fenerbahçe-Kayseri maçı. Şimdi 5 dakika uzatma vermiş hakem. Şimdi 5 dakika, şimdi gözün aldanmasına ben hiçbir itirazım yok. Yanlış görebilir, gözü kaçabilir, görmeyebilir. Bunların hepsini okuyayım ama 5 dakika uzatma verdiğin yerde sen eğer bir offside'den gol varsa ve burada VAR'a bakıyorsan. O sürenin oraya eklenmesi lazım. Bunun hatayla alakası yok mesela. Yani bu yanlış anlamayın. Ben o maça şimdi konsantre olup da maçı seyrettim diye söylüyorum. Bu aynı şey ne bileyim başka takımın da Göztepe'nin de başına gelebilir. Ben sadece bildiğim örnekten gittiğim için. O maçı ben her maçı seyredemiyorum yani. Ama benim seyrettiğim mesela bu uygulamanın başka bir versiyonunu anlatayım. Fenerbahçe yine bu hafta maç yapıyor. İşte yine bu sefer Kadıköy'deydik. İkinci yarıya 6 dakika, iki yarıya 7 dakika uzatıldı. Doğru. Arkadaşlar 6 dakika uzatılması için 3 kırmızı kart, ne bileyim 2 bilmem değil mi? 6 dakikadan bahsediyoruz. 2 var olsun, 3 var olsun. Yok abi bir tane falan vardı. Başka hiçbir şey yoktu. 6 dakika uzadı maçını gidiyoruz. Hani onu boşver, ilk yarı 7 dakika uzadı. E bu sakatlıklar falan eskiden de oluyordu zaten. Hani yani şimdi tek fark VAR'a bakma değil mi? Evet. Allah rızası için bu hafta sonu kaç kere VAR'a bakılmış Fener maçına bakarsın. 3 keredir en fazla. 13 dakika uzadı. 3 vara 13 dakika uzuyor. Öbür değişiklikler çünkü eskiden de olurdu ya. Eskiden ilk yarıya 1 dakika uzardı. Doğru. İkinci yarıda 3 kabul mü? 3 tabii. 4 nadir olurdu. Tabii, 4 nadir olurdu. Standardı bu. Şimdi 3 artı 1 kaç? 4. Tabii. 13. Ben diyorum ki 13. 9 dakika tabii. Fark etmiş. Bakılan var sayısı da 3'ü geçmez. Tabii. Hiçbiri de uzamadı öyle ama. Neredeyse 3 katı. Yani saçmalık var ya. Bu güzel istatistik olurmuş. Bakılan evet. Açılan sandık sayısı gibi. Bakılan var sayısı. Bence öyle. Uzatılan maç sayısı. Bence çıkacaktır bu istatistikler. Hayır bu dakikalar çünkü maçın tabii, kaderini etkileyen dakika. Ha, ben bu arada hoşuma gidiyor. 10 dakika maç uzadığı zaman 10 dakika fazla seyrediyoruz. Seyirci için daha iyi. Dakika başına ödediğin para bak, şey yapıyoruz. Televizyonculuk olmuşsa. Ben loca değil mi? Dünya para. Bir de dakika başına ödediğin para azalıyor. Bir de senin maça yetişme ihtimali. Benim zaten ilk 10 dakika yok. Benim ilk 10 dakika zaten yok. Ben böyle 80'leri bulabiliyorum. Var sayesinde 80 dakika mı seyrediyorum? Işte neredeyse 90 dakika. Biraz daha zorlar. Oraları zor edeceğim. Belki orada maliyet hesabını yapıyorlar kulüplerle beraber ya federasyonda. Evet. Kendi aramızda oynadığımız maçlara Emre Belezoğlu'nu sık sık çağırırız. O da gelir. Özellikle maç çok iddialıysa kendisini davet ediyoruz. Biz geçen hafta sorduk. Yani. Maç çok iddialı olduğunda sen niye böylesin Emre? Hani... diye. Ya artık yaşlandım ben de yavaştan toparlıyorum dedi. Sizin maçlarda da toparlıyor mu? Az itiraz. Hakemi itiraz ediyor mu maçlarda? Yok bizde hakem yok. Bizde hakem itiraz ediyor mu? Bizde hakem yok. İtiraz da etmez. Fakat maçı çok ciddi alır. Yani Emir Ali sahada oynarken normal sahada oynadığında aynısını görürsün. O yüzden hani aynı disiplinle oynar. Ben de zaten önemli maçlarda her zaman onu kullanıyorum. Ona ofansif de görev veriyorum. Önemli maçlar hangileri oluyor abi? Ya maçın iddiasına göre şimdi. Yani rakip kim var? Ya rakipte kim var ki Emre? Yok bir kere mesela bir gün hiç unutmuyorum. Kartal Sporlu 6-7 çocuk geldi karşımıza. Evet. Sen şunu olaya şöyle bak şimdi. Karşı taraf antrenmanlı ve futbolcuysa. Doğru. Şimdi bizim hiçbirimiz aktif spor yapmadığımız doğru. için fiziksel durum çok fark ediyor. Bir de yanlış anlama 20-25 yaş farklı sahaya çıkıyorsun. Tabii. Orada şimdi senin oralarda işte şey yapan vurucu adama ihtiyacın oluyor. Evet. Ben mutlaka yani Mesut Özil'le de çok oynamıştım vardır mesela. Onun da önemli maçlarda oynuyor. Yani onun olduğu dönemde zaten 20 gün oluyor Çeşme'de. Oraya önemli mutlaka 2-3 maç alırım. Koşuyor mu orada bari Mesut? Ölümüne. Zaten koşmazsa ben hemen sataşırım yani. Öyle tabii. Bu arada o zaman bir formanın hakkını ver derim. Kartlık hareket yapabilir miyim? Yapayım. Sizin Fuat abilerin ekibiyle oynadığınızda bir maç vardı benim hatırladığım.
istiyorum. Ya. Yok ki öyle mi? NTV Spor maçı vardı ya. Sağ, Instagram için çok faydalı oldu. Yani benim Instagram'da mükemmel. Ya bir de 15 asist falan yaptım. Bir tane kale şut atmadım, tamam mı? En son dedim ki bir tane gol atayım. İrem'e ver dedim, vermedi. Yanlışlıkla top gitti. Dakika son 60. dakika. 60'da da zaten bitecek. 10 saniye kala top bir daha önüme geldi. Gelişine bir vurdum. Top çatala gitti. Yani benim için bu kadar güzel kapanır bir maç. Çok da mutlu olmuştum. Evet, evet ya. Fuat sağ olsun. Öyle bir takım yolladı ki bizi. Yani ya en iyi yeri oydu. Biz ama yani şöyle. Ben yoktum. Ya benim halı sahada maçı kaybedebilmem için karşı takımın yani başka boyutta bir takım olması lazım. Aa. Aktif sporcu olacak. Aktif sporcu olursa şimdi onun aktif sporcu yeneriz diye iddiam yok yani. Hmm. Aktif futbolcudan bahsediyorum yani. Şunu onun dışında ama, çok zor yenerler yani. Acun maçı bitirmez galip ama gelmeden. Çok saçma bir şey. Ben her maçı, hayatımdaki her maçı uzattım. Kazansın da, konu şu, kazansam da uzatıyorum, kaybetsem de uzatıyorum. Yani halı sahada çünkü biz zaten eskiden, şimdi halı saham var da, eskiden halı saha yok. Şimdi bir bizim şeyde Şenol hazır, abi. Halı saha mı aldın abi? O güzelmiş. Evet, evet. Saat mi bekleyeceğiz diye. Evet, tabii canım. Yani, hani uçak almış adam, halı saha mı almayacak? Halı saha almadım. TV8'i aldım, otoparka halı saha yaptım. Futbol kazansın. İlk işim oldu zaten. O yüzden hani kendi sahamız yokken son maçı biz oynuyoruz. Arkamızda kimse yok zaten. Maç başlıyor 1'de. İki çeyrekte adam yok. 15 dakikadan fazla oynayalım diyoruz. Onun o saçma sapan bir iddia benim. Ya maçı uzattığın doğru da skora bağlı değil. Ha, hiç asla değil. Ya. Güzel. Ya kimmiş o zaman kimseye yenemeyince de bahane de bu zaten. Acun abi uzattı. Sanki orada mı çeviriyoruz maçı? Hep mağlubuz son 10 dakika mı çeviriyoruz? Türkiye işte 2008. Ya, yok öyle bir şey. En mutlu olacağım gün Fenerbahçeliyim dediğim zaman karşı tarafın aa diye şaşırıp başarılı bir takımın taraftarı olduğum için bana imrenmesi. Yani ne zaman bunu, demişim bunu bakışı var. Yine ne zaman demişim bakışı var. Evet, ama iyi demişim yine. Güzel güzel. Ya en mutlu olacağım derken hani futbolla ilgili en büyük mutluluk diye söyleyelim onun tabii, aslında. Tabii, tabii ki. Yani insanın hoşuna gidiyor tabii ki. Yani yurt dışında bizim bütün takımlarımız tanınıyor artık. Bu arada futbol biliyorsunuz son 15 yıldaki iletişimin artmasından dolayı artık takımlarımızı herkes tanıyor. Doğru. O internet ortamı olsun, sosyal medya ortamı olsun bütün takımlarımızı bütün dünya devamlı bir gençler birini telaffuz edemiyorlar ama herkesi tanıyorlar yoksa. Gazişehir falan da zorluyorlar mesela. Çok anlaşılır bir şey. Ama tabii ki bir Fenerbahçeli olarak hayallerimden biri de bu. İnşallah hani o günleri de görürüz. Çünkü biraz geride kaldığımız bir dönem yaşıyoruz son yıllarda. Bir atak yapmamız lazım diye düşünüyorum. Ben çok uzak olduğunu da düşünmüyorum. Yani elimizden geleni yapıyoruz bütün taraftar olarak ve yönetiminde aynı şeyi gösteriyoruz. Bu hafta cuma günü iki maç vardı. Hem basket hem futbol. İkisi de epey doluydu. Bu bence mesela bir önemli kriter. Futbol böyle çok bir doğru kulüp, tespit. Bir kulüp çok, için. Yani bu ikisini birden doğru doldurabiliyor olmak kıymetli bir şey. Gurur verici. Üstelik ikisi de bir hafta önce yenilmişti. Ben bu arada çok hani eskiden yani böyle bir sloganlar vardı ya hani en çok kimin taraftarı falan filan. Ben oralarda da çok konsantre değildim. Mesela en çok taraftar Fenerbahçe'de olsun diye bir iddiam da hiçbir yok biliyor musunuz? Mühim olan konsantre taraftar sayısı bence. Doğru. Türkiye'de ölçüm yapıldı. %25 Fenerbahçeli var diyorsun. Tamam ama insanlar sembolik olarak bir takım tutuyor. Evet. Yani o 25'miş, 26'ymış, 27'ymiş beni ilgilendirmiyor. Dediğin şu anda dediğin örnek çok önemli. Mesela Beşiktaş'ın yıllarca taraftarı daha az olarak görülür ya mesela. Hı-hı. Ama tribüne bakıyorsun Beşiktaş taraftarı ben kendim bildim bileli arzulu o tribünün dolduran taraftardır tabii, değil mi? Demir leblebi. Tabii benim için yani büyük takım budur zaten. Yoksa hani futbolla çok ilgili değilim. Annem onu tutuyor, onu tuttum, babam onu tutuyor. Çok hani efektif bir şey olduğunu düşünmüyorum futbolda. Barcelona Real Madrid maçına gittik biz. O maçı El Clasico diyorlar ya, doğrusu El Turistico. O maç bildiğimiz bir turist ağırlama maçı. Kimse sen No Camp'ta gittin abi o zaman. Evet, evet. No Camp. Yani Madrid'de daha Madrid'de iyi. Madrid'de bence de. Madrid'de biraz daha orada no da gittim ama. Zaten No Camp'ın atmosferi turistik zaten. Çünkü evet, şehir turistik. Evet, her şey turistik. Zaten o şehirden o takım çıkmaz ki matematik olarak. Doğru. Çıkmaz. Olmaz, yani, kimse gelmez. Şimdi stat kaç mı diyelim? 180, 90. 90 kesin. Şehrin nüfusu kaç? Tabii. Tabii. O zaman o parametre tutmuyor zaten. Tabii. Adam o yüzden takımı turistik yaparak dünyayı oraya indirmek zorunda. Tabii, dışarıda Venezuela bayraklı adamlar vardı ya. Unutma lafını, bir reklam arası. Unuttum. Reklamlardan sonra birlikte olacağız. Devam ediyoruz. Ersun Hoca'nın bir cümlesini okuyorum şimdi. Ersun Yanal 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrası diyor ki, Türkiye'de en iyi istatistiklere sahibiz. Ancak bunu sonuçla birleştirmeliyiz. Bundan mutlu değilim. Mutlu olmadığımı defalarca söyledim. Çünkü skor her şeydir. Skoru artırmalıyız.
Şimdi burada böyle biraz hani her şeyi yapıyoruz, istatistikleri yükseltiyoruz ama futbolcuların biraz artık gayret göstermesi lazım. Ben daha ne yapayım? Kaçamam durumu var. Benim oradaki görüşüm Fenerbahçe gol kaçırmıyor. Bence Fenerbahçe gol atamıyor. Yani bu istatistiğin tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çok pozisyona giriyor, az gol atıyor. Doğru. Bu istatistik tesadüf değil. Çünkü gol atma becerisi denen bir olay var futbolda. O becerinizin yüksekliğine göre zaten bir anda değeriniz artıyor. O sihirli vuruş benim için. Tabii. O topu vurduğun zaman ya işte örümcekleri alacaksın, ya kaleciyi bir yerde yakalayacaksın. Tabii. Bu içgüdüsel yetenek olan bir konu. Doğru. İki, bir de öldürücü asist diye bir olay var. Bu ikisinde de Fenerbahçe'de çok büyük problem var şu anda. Hani Max Kruse'nin sakat olduğu bir Fenerbahçe'de. Ben öldürücü asist olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Ama pozisyona girersen golü atabilme yeteneğindeki yüzdesi çok yüksek futbolcu sayısında sınırlı olduğunu düşünüyorum. Evet, yani burada Ersun Hoca'nın yapması gereken oyuncuları eleştirmekten çok başka bir tedbir almak o zaman. Yok, bence Ersun Hoca'nın yapacağı bir şey yok. Tam tersine. Değil mi? Hayır, Ersun Hoca'nın yapacağı bir şey yok, onu söyleyeyim. Hayır, bence şöyle. Ne Ersun Hoca'nın suçu var, ne futbolcuların suçu var. Şu anda bir suç yok ortada. Bu olayın çözümü bence Fenerbahçe yönetiminde. Ve onların da bunu fark edip hemen devre arasında o beceriyi biraz arttıracaklarını düşünüyorum. Manşet atıyorum. Acun'dan Fenerbahçe yönetimine transfer isteği. Yok, ben her Fenerbahçe'nin şu anda iki transferin peşinde olduğunu düşünüyorum. Zaten taraftarların en güzel şeylerinden bir tanesi zaten bunları görüp transfer istemek değil midir? İsteriz. Alan alır, almayan almaz yani. Tabii ya, yani böyle bir eksik var şimdi. Galatasaray'a bak. Hani vurduğu zaman topu içeri sokabilecek oyuncu sayısı. Yani o yüzdesi yüksek oyuncu sayısının 5-6 olduğunu düşünüyorum. Sağlam bir Falcao'yu hani sayarsak, Babel topu içeri sokar, Feguli sokar, Belhanda sokar, Falcao öbür işte onun yerine oynayan Andone hepsi sokuyor içeri. Tabii. Şimdi topu vurduğu zaman o yüzdenin yüksek olduğu Fenerbahçe'de oyuncu sayısının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ama bu arada sinerjisi çok yüksek bir takımız. Evet. O da zaten istatistiklerden belli. Her sonucu da bunu söylüyor tam olarak zaten. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş. Fenerbahçe maçı sonrası. Bugünün en güzel şeyi Fenerbahçe tribünleriydi. Eğer 30 bin kişi varsa 28 bini buradan mutsuz ayrıldı. Şimdi Fenerbahçe bir maç fazlasıyla lider ama bizim amacımız bu değil. Bizim kalite sunmamız gerekiyor. Stada gelen insanları mutlu etmemiz gerekiyor. 3-2 bitti ama kötü oynadık demek kötü istiyor. Oynadık diyor. Maç kötüydü diyor. Tabii, Kemal Özdeş. Çok samimi. Bir de böyle samimi açıklamalar güzel oluyor. Biraz devrik söylüyorlar bunu hep çaktırmadan ama güzel bir laf yani. 5 tane gol olmuş. Futbolun tek şeyi gol değil yani işte. Çok kötü maçtı gerçekten. Evet. Yani Fenerbahçe için sezonun kaybettiği maçlar dahil olmak üzere diyorum. En kötü maçlarından biriydi. Burada da benim görüşüm yaratıcı oyuncuların işte Emre'nin de bir anda dışarıda kalması. Emre'siz Fenerbahçe'nin şu anda çok sorun yaşayacağını tam ispat oldu. Hani bir şey ispat etmek için hani derler ya değerini anlaması yani. İçin yokluğun lazım. Hani bence Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'de şu Fenerbahçe'de olmadığı zaman belli sorunlar yaşanacağını da göstermiş oldu. Bu arada ben Kasımpaşa'yı da çok beğendim. Yani kontra atağı çıkışları, kombine ataklar, golün geliyorum deyip de gelmesi. Hani atacağız dediler. Evet. Sonra da attılar. Yani onlar da güzeldi yani. Kasımpaşa çok güzel top oynadı. Fatih Hoca diyor ki Real Madrid maçından sonra. Mücadele ederek mağlup olduğumuzda sorun yok. Bu oyunu hep beraber oynayıp keyif almalıyız. Bunu hiçbir şekilde beceremedik. Herhalde sorunları halledemediğim için sorumlu benim. Kabahat bende yani, çocuklarda bir şey yok. Sence burada hakikaten kendisini mi kabahatli buluyor? Ya şimdi bu tip travmalarda Fatih Hoca hemen sahip çıkar. Yani Fatih Hoca bu maç değil mesela, başka bir maçta 1-1'de bile oyunculara çok daha fazla yüklenirken görebilirsiniz. Ama burada üstleniyor. Travmatik maçlarda Fatih Hoca'nın genelde kucaklayıcı ve takımı ayakta tutma açıklamalarını duyarsınız zaten. Çünkü takım zaten mental olarak çökmüş. Teknik direktörün daha fazla üzerine gitmesinin bir anlamı yok. Onlara güven vermesi lazım. Suçu alarak onların üzerindeki baskıyı azaltmak istiyor. Çok doğru bir açıklama. Televizyonculukta da bu oluyor mu? Kötü giden, reytingi kötü programa sorumlu benim diye öne çıkıyor. Yok, tabii. Benim vardır mesela. Ben yani çok nadirdir yani Allah'a şükür kötü reyting aldığımız. Ama bir tane var mı sorumlusu kötü başladığı zaman yönetime gidip eğer başarısı olursa programı kaldırırız diye ben teklifte bulundum vardır yani. Sorumlusu benim dediğim. Sonra da Allah yardım etti bize işte. Bakalım. Al senin başarın. Yoksa.
Tebrik ederiz. Fatih Terim 2-0'lık Gaziantep galibiyeti sonrası da diyor ki, prensip olarak oyuncularıma kırgınlığım varsa bile bunu yansıtan bir insan değilim. Ne kadar kırılsanız da onları sevmek ve beraber çalışmak zorundasınız. Sorumluluğu üzerinize almak zorundasınız. Hislerinizi negatif olarak belli edemezsiniz. Öyle bir durumum da yok. Gerçekten çok üzüldüm. Açıkçası uyumadım. Hakikaten çok üzüldüm. Kalp ağrım da geçmiş değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle açıklamalarda biraz gizli özde şey değil mi? Aslında şey diyor yani, kırılsanız da deyince kırılmış. Tabii. Aslında sevmek zorunda değilsiniz de aslında böyle bir sorunlar yaşamış. Bunları verirken de bunları bir yandan da itiraf etmiş oluyor şeyde. Her ne üzerinize kadar... Üzerinize almak zorundasınız. Evet. Demin dediğim konu aslında bu. Fatih Hoca'nın hiçbir yerli futbolcu kastettiğini düşünmüyorum mesela. Hmm. Yani zaten yerlileri çok fazla yok ama hep takımda böyle... Takımda bu maçta yok, hiç yoktu. Ay, evet ama yani bunu galiba Gaziantep maçından evet, sonra söylüyorsun. Evet, mesela yerli futbolculardan istediğini hep aldığını düşünüyorum. Böyle kendine giriyorlar ve paralıyorlar. Bu umursamazlık olayı nasıl olur? Hani bir futbolcu aslında baktığınız zaman ait olmadığını düşündüğü yerde ya da böyle klasman düştüğünü düşündüğü yerde genelde verimli olmuyor. Futbolcularda genel bu psikoloji hep görülüyor. Doğru. O yüzden bence getireceğiniz futbolcunun buraya bir fırsat hep önemsemesi ve doğru, fırsat görmesi lazım. Ya da kariyeri çok iyiyse de kariyerimin sonunda bu takımı da bir yere taşıyarak kendime bir taçlandırayım demesi lazım. O da başka bir şeydir. Üst üste success hikayesinin sonrasında en son bir de burada böyle bir rezital yapayım. Tabii. Snyder, Hacı Van Hooydonk, Hacı de öyle miyim? Bu oyuncuların şu anda Galatasaray'daki oyuncuların hiçbirinde bu senin saydığın özellikler yok. Hiçbirinde demeyelim. Hiçbirinde demeyelim. Fatih Hoca da bundan çok şikayetçi, çok belli. Ya yani o Fatih Hocamızın bileceği bir şey de burada ben yine hani futbolcuların çok sinirlenmesinde de mesela demek ki bir hırs var diye de görüyorum aslında. Hani şimdi Berlin'de protesto ediliyor ama adam çıldırıyor, çıkıyor falan yani baktığın zaman hani bir hırsı olması olmaz ki. Doğru. Çok cool bir şekilde de çıkarsın. Ben öyle futbolu çok görüyorum ya. Hani sözleşmem var, param iyi, cool diye. Hayır. Orada taraftarla sürtüşmesi bile bir futbolcunun bence futbol tabii isteğini gösterir. Tabii o sinirini ortaya koyması. Doğru. Orada bir frekans bozukluğu var aslında bence. Doğru. Abdullah Avcı meselesi ilginç bir meseleydi. Geçen hafta Abdullah Avcı bir şeye gitmedi, deplasmana gitmedi. Avrupa deplasmanına. Sonra da maça çıkmadı işte. Ve Türkiye'de çok acayip konu oldu. Bir adam nasıl teknik adam çıkmaz maça falan diye bir açıklama yapmış. O da dedi ki 1979 senesinden beri lisanslı futbolcu ve antrenör olarak hiç aralıksız işin içindeyim. İlk defa hayatımda maça gitmediğim oldu. 40 senedir. Antrenman dahi kaçırmadım 40 senedir. Sağlıkla ilgili bir şey de ne yapabiliriz? Bu toplum böyle mi oldu? Bunu mu kovalayacağız? Çok ya, çok yani sağlık. Yazık değil mi adama ya? Ben çok haklı buluyorum açıklamasını. Ben çünkü hani benim de hayatımda 3 sakatlık diyorum. 3 hastalığım vardır. Sakatlığım çok oldu. 3 hastalığım vardır. Beni kimse kaldıramadı yani. Tabii hani böyle ki, gerçekten kimi, hangimizin başına gelmedi hani ki böyle? Yorgan döşek yatıp da böyle artık adım da atamayacağın durum olmuyor mu? Bir de yolculuk kaç saat? Bayağı 5 saat. Tabii canım. Abi 5 saat yolculuk işte git de yap bakayım tabii. hasta. Ölürsün ya. Tabii. Yani o acıyı çekip komaya gireceksin, orada ne verim vereceksin? Zaten kafan zonkluyordur. Yani Abdullah Hoca'yı zaten hepimiz tanıyoruz. Ya bir de Abdullah Hoca takımı böyle bir durumda yalnız bırakır mı gidebilecek ama durumda ama ne derecede Abdullah Hoca orada biraz hassas davranmış olabilir. Normal Beşiktaşlıların bu konuda bir sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Çok Beşiktaşlar çok olmuş. Bu sosyal medya akımsı. Evet. Abi sosyal medya hani o derece dikkate almamak lazım. Normal sağduyulu insanların buna bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Devamlı hakemleri konuşmak bir savunma şekli diyor Abdullah Hoca. Eğitimde ve bilgide yatırım yapmadığın sürece bunu geliştirme şansın yok. Stadın güzel olabilir ama insan kalitesi olmayınca, bilgi olmayınca devamlı bir çatışma haline girersek mesafe kat edemeyiz. Önce insana bir yatırım yapalım, sonrasında doğru bir rekabet ortamı sağlayabilmektir amacımız. Vallahi şiir gibi konuşmuş Abdullah Hoca. Kim için anlamadım ama güzel şey. Son iki yılda hiç bu kadar hakem konuşulmamıştı. Ne diyorsunuz diye sormuşlar. Tam da şey tuzak soru. Yani hakemlerimiz de bu sene çok formsuz, VAR'a rağmen gibi bir giriş yapabilecekken çok başka bir yerden görüyor. Ama böyle sofistike konuşanları da sen onu bırak, şu maçları da unutmadık falan diye de eleştiriyorlar. Hani şeyde, memlekette eleştirinin şeyi yok, kemiği yok. O seviyede bir teknik direktör olunca bunlarla karşılaşmak durumundasın. Normal. Bunları da yönetmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Şenol Hoca'nın lafları var. Berberim
Şenol Hoca'nın berberi şöyle demiş. Takımlar neden kendi futbolunu oynamıyor? Sürekli yan pas yapıyorlar. Haklı. Sistem adına pas yaparak oynamaya çalıştıkça yaratıcılığı yok ettik. Pas yaparak oynama anlayışında futbolun has özelliklerini kaybettik. Futbolun yaratıcılığını kaybettik. Çocuklarımızın yaratıcılıklarına izin verelim. Bir Messi oluşturamıyoruz. Özgür bir ortam sağlayalım. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Başka bir yerden girebilir miyim? Şimdi berber yan pas yapamıyoruz demiş. Sonra gidip şeyle şikayet ediyoruz ya. Türkiye'de yok, yok. 50 milyon teknik direktör var. Ha, yan diyor. Pas yapıyoruz diye. Berber de biliyor işte. Memleket öyle yani. Herkes şeyde. Gerçi elinde ustura varken berbere itiraz etmek de zor olabilir. Hocam onu düşündün mü acaba? Burada ama şöyle bakmak lazım. Futbol bir show business ya. Show business'ın amacı da aslında seyirciyi mutlu etmesi lazım. Doğru. Ben yani bu benim için mesela önemli bir kriter. Tabii. Yani şimdi türbünün dolması gerekiyor ya. Niye dolması lazım? İyi bir şey görmesi lazım. Hayır, ortada iyi bir şey görmesi lazım. Doğru. Ben böyle hani tatsız tuzsuz bir futbol bu arada bak bence normalinde çok sıkıcı bir spor. Normal futbolda düşün 0-0 maç bitiyor. Evet. Tabii. Amerika'da futbolun tutmamasının sebebi tabii. Skor gol olmaması. Oluyor, tabii. Gol olmayan şeyi seyretmiyor adamlar zaten. Biz şimdi bu işin içine düşmüşüz hep beraber. Futbol her dakika konuşuyoruz da normalde seyredilebilecek bir şey değil 90 dakika. Gerçekten söylüyorum. Yani bizim, biz düşmüşüz. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim mesleği bitirmek üzere. Bak futbol yok, büyük aralarda olmaz. Güzel şeyler bak, futbol seyredilir. Sana bak bir şey söyleyeceğim. İcadı yanlış yapmışlar. İcat yanlış. Gerçekten zamanda futbolun... Hani, rating yokmuş tabii. Hayır, konuşmuşlar. Ne rating abi? Bundan kaç yıl önce? 1800'lerin sonu. 100 bilmem küsur yıl tabii. Önce. Bulunmuş bir spor mu? Doğru. Abi alan büyük. Evet. Alan büyük. Yanlış alan kurmuşlar. Ekrana sayı sığmıyor. Fazla. Bak sayı fazla, alan büyük. Evet. Futbolu bugün normal sayısını azaltıp sayı biraz küçült, korkunç bir tempoyla... Süreyi ve de daha... biraz kısalt. Basketbol evet, gibi evet, mesela. Evet, evet. Ve çok daha zevkli olacak. Adam zaten basketbolu sonra buluyor. Evet. Basketbol daha dikkat edersen yani dinamik bir spor oluyor bir anda. Yoksa basketbolda 70 metrede oynarsın. Ne olacak ki? Diyor ki Şenol Hoca bak burada çok enteresan bir şey söylemiş. Ben çocukken mahalle arasında oynarken futbolu görmezdim. Çünkü radyodan dinlerdim. Hı hı. Gazete okurdum. Ben de öyle olmak isterdim ama ne olduğumu göremiyordum ki. Trabzon'da oynuyorsun ama buradakini bilmiyorsun. Sonra buralara geldik artık buradayız. Başka şeyleri düşünüyoruz. Şimdi hiç böyle bir şey düşünsün. Yani çocuklar futbolcunun kendisi oluyor oyunlarla. Elektronik oyunlarla. O dediği çok doğru. Radyoda maç dinlerdik işte. Tabii. Hepimiz dinlerdik maçları. Tabii mikrofonlarımız. Yani biz hepimiz olmak sonunda. İstiyorduk ama ne olmak istediğimizi görmüyorduk. Aynen. Gaziantep Teknik Direktörü Sumidika. Haftanın açıklaması maçı. Bence bu. Çok, evet. En eğlenceli açıklama. Enteresan açıklamaları var zaten Sumidika'nın. Rakibimizin İspanya'da 6-0 kaybetmesi bizim için kötü oldu. Biz Real Madrid değiliz. Ben de Zidane değilim. Rakibimizin piyasa değeri ortada. Bizimki de ortada. Bizden kat kat daha değerli bir takım vardı karşımızda. Yani 6-0 kaybettiler diye. Aynı görüşte. Kötü bir takım olduğunu söyleyeyim. Galatasaray mesela 2-1'le dönseydi Antep için de avantajlı. Daha avantajlı. Çok doğru. Doğru. Yani hatırlarsın Fenerbahçe 7-7'miz maçtan sonra Ali Sami Yen'de deplasmanda Galatasaray galibiyetimiz vardı. Sigma Olamuk. Evet. Yani o da mesela Fener, yani dibe vuran büyük takımların refleksi oluyor. Evet, evet. O açıdan çok doğru bir açıklama. İşte Galatasaray 5-0'dan sonra şeyde Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Kupası'nı aldı. Yani o öyle bir yara ve uzun süre devam etti ki o gaz. Doğru. Ve Sergen Yalçın. Sergen Yalçın. Yeni Malatya. Pozisyonu gördüm bilmiyorum. Oyundan atıldı. Evet, şeyde. Gördüm. Oyundan atılmasını şöyle yorumlamış Sergen. Ben Türk futboluna mal olmuş bir insanım. Yıllarca bu ligde oynamışım. Yıllardır antrenörlük yapıyorum. Sen benden küçüksün. Senin yaşın daha kaç? Sarı kartı gösterirken, hocam sarı kart gösteriyorum. Biraz daha sakin ol, oyundan atabilirim gibi uyarılar yapması gerekirken bana 30-40 metreden sarı kart gösteriyor ve tekrar maçı yönetmeye gitmiyor. Yani gösteriyor ve duruyor, orada bekliyor diyor. Yani kartı sorun etmiyor Sergen Hoca ama... Hayır, kamera açısı doğruysa zaten hakeme bakmıyor orada. Değil mi? Evet. Yani kamera açısı eğer bizim bilmediğimiz başka bir öncesi yoksa zaten muhatap olduğu taraf hakem değil ama hakemi de dinlemek lazım. Yani o yüzden burada kim haklı kim haksızı çok ölçemiyorum ama evet. Sergen'in şu konuda haklı buluyorum Sergen'i. Fatih Hoca'ya mesela bu öyle yapılamıyorsa mesela böyle bir şey yapılamıyorsa Fatih Hoca'ya
Sergen'de yapılamaz. Hani bu çünkü yaş olarak da Sergen artık belli bir yaşta. Onun için diyorum sana. Orada haklı. Bir de teknik direktör. Yani biraz daha uslubun daha bir zarif olması gerektiğini savunuyor Sergen. Peki Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun. Sosyal medya ortaya çıktığından bu yana tweet'i olan tweet atıyor. Tweet'i olmayan trip atıyor. Tribi olmayan affedersin bilmem ne atıyor. Çünkü bunu seven bir milletiz. Bundan besleniyoruz. Tarzımız bu oldu maalesef. O insanların yarattığı algı ve o algının sonucundaki imalar insanları zorluyor ve yaralıyor. 137 kişiyi mahkemeye verdim. 135 tanesi nasıl özür diliyor belli değil. Bu sosyal medyayı bu kadar ciddiye almak doğru mu sence Acun? Yani benim o konuda Allah vergisi bir avantajım var. O da 8 milyon kişi tarafından takip ediliyorsun. Hayır. Bünyem etkilenmiyor. Yani o bunu dedi, bu bunu dedi, bünyem etkilenmiyor. O yüzden hani benim için büyük bir avantaj. Ama herkesin de ruh hali aynı olmuyor. Bence dediğin gibi hani sosyal medyayı ben ciddiye şöyle alıyorum. Tepkileri hep ölçerim. Hep oradan bakarım insanlar ne diyor diye. Benim için her yazılan değerli. Fakat bunların arasında kim manyak, kim akıllı, kim deli onu da anlıyorum cümleden zaten. Şimdi adamın kafası gidik ya da bir kompleks içinde film, ne bileyim ya bana kafayı takmış. Onun yazısının benim üzerinde bir etkisi olmuyor. Ama özellikle kadınlarda bu çok farklı oluyor. Dikkat edin bir de futbolda çok etkisi oluyor. Çünkü ben bizim futbolcudan daha çok etkilendiğini düşünüyorum ya erkekler olarak. Sebebi şu çünkü futbolda o tweet'i yazanlar güzel konsantre seyirci. Onlar kimya bozar abi. Yani öyle dağınık kafayla atılan tweetler değil onlar. Değil, onlar, onlar böyle konsantre bıçağı tabii. Böyle direkt böbreğe tabii. Sokacak zekaya sahipler. O yüzden hani dağınık bir sanatçıya gelen tepki tweetleriyle futbola gelen aynı olmuyor. Tabii. Futbolda mesela 7 yıl önce burada şunu demiştim. Şunu yapmadın mı tabii. Deyip bir girerler. Sen bir anda delirebilirsin. O yüzden hak veriyorum aslında. Futbolda etkilenilebilir. Evet. Yani ciddiye almak lazım fakat çok etkilenmemek lazım. Hayır, futbolcuların uzak durmasında fayda var. Tabii. Benim için, futbolcular için söyleyeyim, radyasyon gibi bir şey. Doğru. Hani sosyal medyaya hiç bulaşmayacaksın, hiç etkilenmeyeceksin, futboluna bakacaksın. Ya da kendi taraftarlarınla, kendi taraftarlarınla ilgili enerjide kalacaksın ya da aslında. Onlar olacak. Da genç insanlar. Zaten o senin yaptığın analizi belki tabii. Hani yaş itibariyle yapabilecek durumda da değiller. Bir reklam arası daha vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Barcelona ile 0-0 berabere kalan Slavia Prag'ın kalecisi Kolar'ın bir lafı. Messi ve diğer oyuncular bizimle görüşmeden direkt soyunma odasına gitti. Tanışmak ve forma değiştirmek istiyorduk ancak bu mümkün olmadı. O zaman puan almasaydınız. Ne üzüyorsunuz adamları? Açın kaleyi, 3 tane yiyin. Formayı Messi kapın. Messi de uzun uzun konuşsun. Oynadığın böyle Messi gibi bile oynamamışsındır inşallah. Oynadıysan çok kıskanırız yani. Yok ben yok. Ha. Yani benim hani dünya çapındaki herhalde en yüksek. Van Hooydonk'la Mesut'tur herhalde. Fena değil. Bir de Emre ile Arda'dır tabii aslında baktığın zaman. Hani iyi futbolcuyla oynadığını düşünüyorum ben de. Dünyaya iz bırakmış. Ama tabii ki o çok böyle Messi'ler, Ronaldo'larla buluşmadım. Arda ile ilgili ne düşünüyorsun hocam? Yani Arda ile ilgili çok talihsiz bir futbol dönemi geçirdi. Üstüne sakatlıklar, ne bileyim. Yani bir hoca ile frekans tutmamasının, bir futbolcunun geleceğiyle ilgili ne kadar negatife önemli. Dönüşebileceğini gördük aslında. Eski hocası kalsaydı Barcelona'da bambaşka bir durum vardı aslında. Yani bir hoca değişikliği, o hocanın frekansının tutmaması, onun üzerine üst üste gelen bence o iletişim kopukluğu, sonra işte Türkiye'ye gelmesi, hani iyi şeyler düşünerek geldi bence Türkiye tabii ki. Ama bu sefer burada çok kolay bir şey değil. Yani geldiğiniz o makas kulüpsel kariyer olarak, kulüpsel kariyer olarak çok farklı olunca adaptasyonu da ben kolay olduğunu düşünmüyorum. Ama halen de yaşı çok uygun, iyi bir atak yapacağını düşünüyorum. Çünkü en büyük şansı da Okan Hoca bu arada. Hani çok böyle frekansını tuttuğu bir hocayla şu anda beraber. Okan bana göre yani şu anda rezital yapıyor. İnşallah Arda'yı da kazanır. Bugüne kadar seyrettiğin en iyi futbolcu kimdi peki? Messi. Çok canlı seyrettim yani. Hani açıkçası ama eğer şey istiyorsan Maradona. Yani benim için hani İşte oraya gelsin diye bekliyorduk. Evet yani o benim için Maradona. Yani bir Maradona'nın fotoğrafı var onu gördüm mü onu? Geçtim. Şişmanladı da evet. Şey indirmişler saha kenarına taht indirmişler. Teknik direktör değil mi?
Teknik direktör olarak koltuk indirmişler. Böyle bir yerde maçı kenarında bu. Şu andaki hali. Maçı kenarında böyle izliyor maçı. Ya bu bir kere de hatırlarsanız böyle saçma sapan bir şey oldu, sonra bir anda toparladı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Yani öyle bir geri dönüş bekliyorum ben ondan da. Bu sefer işte vücut iflas etmedi inşallah. Öyle bir kere daha çünkü inanılmaz olmuştu böyle. Feciydi o. Feciydi. Oradan geri geldi aslında. Küba'da onu bir toparlattılar. Ama gene oraya doğru gidiyor sanki. Kilo itibariyle. Şu anda başka bir hastalığı daha varmış. Arjantinli arkadaşım var da bizde kalıyor şimdi. O söyledi. O hastalığını toparlaması lazımmış. Öyle mi? Evet evet. Başka bir hastalığı daha var. Şu anda kilo değil o. Bu şimdi jimnazyayı çalıştırıyor ama Nevis Old Boys maçına gidiyorlar. Kendi takım olduğu için onunla böyle... Takım böyle... nasıl gidiyormuş? Yok, fena değil. O kadar iyi yani değil. Yani çok iyi değil galiba. İyi antrenör olma ihtimali zayıf zaten. Milli takıma geliyor bu. Evet. İşte kadroya çıkıyor. Bir tane adam alıyor Arjantinli. Herkes birbirine bakıyor, bu ne alaka diye. Soruyorlar, diyorlar ki bu niye aldı? Hani mesela bizim ligdeki ortamı bir futbolcunun bir anda milli takımda bulduğunu düşün. O uğurlu gelecek bana diyor. Gerçekten. Ve öyle şey, değişik. Yani milli takımında da hocalığında gerçekten önemli bir kadroyla çok başarısız oldu. Çok önemli bir karizma ama işte o futbolculukla hocalık çok alakasız bence. Bence de öyle. Zaten pek çoğu da o yüzden genel ortalamaya baktığımızda birkaç istisna dışında. 10 numaralar çok nadir, evet. Bir Zidane çok var nadir. İşte. Hani belki bir Cruyff var. Onun dışında çok az gördük. Katılıyorum. Çünkü yani oradaki teoride şeydir biliyorsun. Herkesten kendi yaptıklarını bekledikleri için kolay iletişim kuramıyorlar yani. Doğru. O da çok yüksek bir beklenti Maradona için yani öyle bir şey. O yüzden Maradona hiçbir zaman aradığını bulamayacak yani. Hiçbir zaman bulamayacak. İnanılmaz. Ya gerçekten hani şimdi onu o maçları seyretmiş olmanın verdiği mutluluk içerisindeyim. Arada böyle üç arkadaş bir araya geldiğimiz zaman şu maçı hatırlıyor musun deyip o dili konuşabiliyoruz ya. Pele'yi görmedim ben mesela. Ama o Maradona'nın o en iyi Dünya Kupası'nda tam teenage'dim. Ve inanılmaz maçlar gözümün önünde. Onu canlı seyredip o coşkuyu Fener gol atmış gibi seviniyorduk ya. Hiç gerçek canlı seyrettim, maçta seyrettim. Yok seyretmedim. Bir tek Galatasaray Sevilla oynamıştı, bir ona gelmişti. Galatasaray Sevilla hazırlık maçıydı değil mi? Hazırlık maçıydı. Onun dışında hiç, Türkiye'de o kadar az ki Maradona'yı gerçekten canlı seyreden. Çok ilginç bir hikaye yani. Ya o zaman işte benim son dönemine denk geldiği için benim de artık dünyada dolaşabileceğim bir zaman... Bir merhaba televole dedirtebildin galiba. Ben değilim. Evet. Evren yaptı onu. Evren mi? Evet, evet. Çok ama karizmatik. Yani Maradona ile ilgili benim değil de yani yakınlarımda olan iki tane anı var. Bir tanesini anlatma şansım yok. İkinciyi anlatabiliyorum. Şey oluyor, bizim Meksika'da iş yaptığımız... kanalın CEO'su var işte, Alberto. Alberto o zamanlar genç bir çocuk. Yönetime diyor ki, Meksika'da Dünya Kupası var işte, 1986. Maradona'yı ben frekans buldum, getireceğim diyor. Nasıl yani diyorlar, nasıl getireceksin diyorlar. Sonra diyor ki, ben getireceğim diyor. Ondan sonra ciddi mi söylüyorsun? Evet diyor, Maradona'yı getireceğim, bana söz verdi diyor. Ondan sonra Arjantin milli takımı geliyor. Ondan sonra Maradona gelecek diye işte bunlar şey yapıyorlar, programda hazırlık yapıyorlar. Maradona canlı yayın, işte Maradona gelecek diye. Saatler geçiyor, Maradona gelmiyor. Ondan sonra gelmiyor. Ondan sonra kanalın yöneticisi geliyor Alberto'ya. İşte bütün millete anons ettirdin, bizi yükselttin diyor. Onu yaptın, bunu yaptın diyor. Bak gelmedi diyor. Saat 11'i böyle 20 geçe. Ondan sonra kapıdan içeri Maradona giriyor. Arjantin kampından çıkıyor herif. Pat diye yayına geliyor. Ve o Dünya Kupası'nda. Evet, o Dünya Kupası'nda. Saat 11.20 Maradona stüdyoda. Ondan sonra herkes şokta. Alberto'nun yanına geliyor. Diyor ki ben söz verdim mi? Tutarım bunu, unutma amigo diyor. Ondan sonra yayına çıkıyor. Sonra yayın bitiyor 12 çeyrek. Yayını da görüntülerini falan gösterdi. Ölürsünüz gülmekten. Bizim 1980'lerin böyle TRT'sinin tadını düşünün. Meksika televizyonu da işte o zamanlar aynı tatta. Böyle durgun üstü durgun bir program. Maradona orada ama müzikal bir program. Sonra en son bu yayın bitiyor. Şimdi dönüyor şimdi Alberto, çok teşekkürler diyor, sana minnettarım falan diyor. Maradona diyor ki bırak minnettar olmayı da nereye gidiyoruz onu söyle diyor. Ondan sonra Alberto şokta, nasıl yani diyor. Ondan sonra sen dedi kamp mı, bırak kampı diyor, beni gezdir diyor. Bunlar Alberto ile çıkıyorlar abi. Bir kulüp, iki kulüp, üç kulüp. Bu hangi gün biliyor musun? İngiltere maçından iki gün önce. Hadi ya. Allah belamız. İki gün önceymiş. Ondan sonra iki gün sonra İngiltere maçına çıkıyor. Demek ki onlara gitmese ne atacak? Yani inanılmaz. Belki de gittiği için atıyor. Biraz bence başka bir tezde çıkabilir. Atamaz tabii. Belki de gittiği için adam orada deşarj olup ondan sonra atıyor.
Türk. Evet, biz de... Bununla güzel bitti o zaman. Bizim, evet, biz de yayıncıların Maradona'sını getirdik stüdyomuza. Çok sağ teşekkür ederiz Hacım programımıza katıldığın için. Çok mutluyum ben de burada olduğum için. Çok İnşallah yine ederiz. En kısa zamanda görüşürüz. İnşallah. Çok teşekkürler. Haftaya... Fuat abi sesi iyidir. Haftaya yine birlikte olacağız aslında da. Hoşçakalın efendim.